Hocam bunlar geçici çözümler mi yahu? Öğrenciyken bize derlerdi ki ağrıyı kesmeyin. Çünkü ağrı bir hastalığın bulgusudur. Onu keserseniz taşhis koymak zorlaşır. Aman boyun fıtığı oldum, bel fıtığı oldum. Fıtık fıtık fıtık. Neden oluyor bu fıtık? Her beli ağrıyan bende fıtık var diyor. Normalde olmaması gereken yerden dokunun çıkması. Ameliyatsız bir çözüm. Nedir mikroplasti hocam? O diskin içine lazer elektroduyla girip ortadaki top gibi kısmı lazerle ısıtıp onun küçülmesini sağlıyoruz. Bu hastalığa yakalanmamak için neler önerirsiniz hocam? Fıtık olmasın gençler. Bu çok önemli. Çevresindeki kasların kuvvetli olması. Normalde dik durduğunuz zaman en az yük biniyor ama şu harekette oraya bölgeye binen yükü arttırıyorsunuz. Yaşlılar var. Kireçlenme sorunuyla çok uğraşıyorlar. Hareket dahi edemiyorlar. Onlara ne tavsiye edersiniz? Eklemlerde ağrı yapan sinirleri radyo dalgalarıyla uyarıyoruz, yakıyoruz. O zaman o ağrılar geçiyor. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Cansu Canan'la Doktor'un programında bu hafta ağrılarımızı konuşacağız efendim. Hangi ağrılar ameliyatlı, hangi ağrılar ameliyatsız? Ağrı doktorumuzla karşınızdayız. Profesör Doktor Alp Yentür Hoca bizlerle birlikte. Kendisi algoloji uzmanı. Nedir bu algoloji? Aslında Türkiye'de yeni bir branş sayılır. Yan dal haline geldi. Yeni uzmanlık vermeye başladı. Anestezi, nöroloji ve fizik tedavi uzmanları uzman olduktan sonra bir iki sene daha yan dal İhtisası yapıyorlar. Ondan sonra da algolog oluyorlar. Algoloji diploması alıyorlar. Bütün ağrıların aslında tedavisini ilgilendiren bir branş. Daha çok kronik ağrılardan bahsediyoruz biz. Yani 3 aydan fazla sürmüş ağrılar. Bir kısmı zaten kendisi bir hastalık haline gelmeye başlıyor. Yani bir hastalığın bulgusundan çok kendisi hastalık haline gelmeye başlayan ağrılar oluyor bunlar. Onların da tedavisine yönelik bizim yaptığımız işler bunun kapsamı içine giriyor. Programa başlarken, bir açılış yaparken, konuşurken diyoruz ki hocam bunlar geçici çözümler mi yahu diye insanın aklında ister istemez bir düşünce olabiliyor. Genellikle kalıcı. Hastalığa göre, ağrının yerine göre, öğrenciyken bize derler dedi ki işte ağrıyı kesmeyin normalde. Çünkü ağrı bir hastalığın bulgusudur. Onu keserseniz taşhis koymak zorlaşır filan gibi laflar vardı. Ama böyle değil. Evet, apandisitsen karnında ağrı vardır. O ağrı apandisitin bulgusudur. Apandisit ameliyatından sonra o ağrı geçer. Sonuçta o bir bulgu. Ama bazı ağrılar var ki kendisi hastalık zaten. Mesela migren. Kendisi bir hastalık. İşte bazı bel ağrıları, kronik ağrılar, bazı sinir hasarlarından dolayı olan ağrılar. Onların kendileri hastalık zaten. Ağrıyı keserseniz hastalık iyileşmiş oluyor sonuçta. Bunun gibi aslında bu ayrımı iyi yapmak lazım. Normalde biz o yüzden akut ağrılardan çok kronik ağrılara yöneliyoruz tedavi açısından da. Peki hocam, bu fıtık hepimizin dilinde. Aman boyun fıtığı oldum, bel fıtığı oldum, fıtık fıtık fıtık. Ama neden oluyor bu fıtık? Yani fıtık dediğiniz şey normalde olmaması gereken yerden dokunun çıkması anlamına gelen bir şey. Bu boyunda ya da belde olduğu zaman omurgaların arasındaki disk olmaması gereken yere doğru bir çıkıntı yapıyor. Ona da fıtıklaşma diyoruz. Yani o diskin fıtıklaşması, yani yerinden çıkıp ileriye doğru kayması anlamına geliyor. Bu yerinden çıkıp biraz ileriye doğru kaydığı zaman o bölgeden geçen sinirler var. O sinirlere baskı yapmaya başlıyor. Baskı yapmasa da ona değiyor, dokunuyor, onu uyarıyor ve o hat boyunca ağrı hissediyoruz sonuçta. Yani bu boyunda olursa kolda hangi sinire değdiyse ya da baskı yaptıysa o hat boyunca ağrı hissediliyor. Belde ise ayağa doğru giden hangi sinire gittiyse, baş parmağa doğru giden sinire gittiyse orada hissediliyor. Küçük parmağa doğru giden sinire değdiyse orada hissediliyor. Kasağa doğru gidene bastıysa orada hissediliyor. Burada baskı yapılan sinirde hissedilen bir ağrı ortaya çıkıyor sonuçta fıtıklarda. Ama fıtıkların önemli bir özelliği mesela boyun fıtığı boyunda hissedilmez. O hat boyunca, sinir boyunca hissedilir. Ya da bel fıtığı belde hissedilmez. Adı bel fıtığı. Belde oluyor fıtıklaşma ama ağrı belde hissedilmez. O hat boyunca ayağa doğru gider o ağrı. Kendi kendine iyileşmesini beklemek, akışına bırakmak doğru mu? Yoksa bu bahsettiğiniz ağrıları hissettiğimizde hiç vakit kaybetmeden hemen doktora mı gideceğiz? Çünkü bizim halkımız biraz ay fıtığım var ama işte öteliyorum. Çocuğumun düğünü geçsin. Oğlanın evet. Sünneti geçsin değil mi? Biraz öyle durumlarımız var. Her beli ağrıyan bende fıtık var diyor. Çünkü beli ağrı zaman hemen koşuyor gidiyor bir MR çektiriyor. Bakıyor orada hakikaten fıtıklar var. Ama aslında şikayeti fıtıktan değil. Bir MR'da fıtık görülmesi demek mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor anlamında değil. O fıtığın gidip bir sinire baskı yapması lazım. Yani hastanın şikayetleriyle o filmin, görüntünün örtüşmesi lazım. Bende 4 tane fıtık görünüyor diyor mesela ama bakıyorsun hiç alakası yok onun ağrısıyla. Oradaki görüntünün hiçbir önemi yok. Tedavi edilmeyi gerektirmiyor. O hat boyunca ağrı varsa ve filmde de görülüyorsa onun tedavisi yapılması gerekir. Peki bu kendi kendine geçer mi? Bazen geçiyor, bazen geçmiyor. Şöyle oluyor aslında. Bu fıtık denilen şey
omurgaların arasında bir lastik kıvamında disk var. Yani o omurgalara bir süspansiyon görevi görüyor. Birbirine çarpmasın, işte kolay hareket etsin. Öne eğilirken, sağa sola dönerken filan. Bu hareketleri kolaylaştıran bir lastik kıvamında bir yapı var. Ama bu yekpare, tek başına bir lastik değil. İki bölümden oluşuyor. Bir tanesi tekerlek gibi bir kısım var. Yani simit gibi elastik bir şey. Bir de onun ortasında jelatinöz bir top gibi bir yapı var. Normalde omurgalar şu şekilde baskı yaparken tam orada süspansiyon yapıyor ama öne eğilirken bu paralellik omurga arasında kayboluyor. Şöyle oluyor. Biraz açılanıyor. Böyle basmaya başlıyor. Böyle basınca aynı tost makinesindeki peynir gibi nasıl oluyor? Peynir öne çıkıyor. Hani yamuk basarsanız. Böyle basınca buradaki o top da öndeki tarafa baskı yapmaya başlıyor. Baskı yaparken burada çatlak oluşuyor ya da yırtık oluyor. Ondan sonra yırtık olursa da o yırtıktan dışarıya çıkmaya başlıyor. Buna fıtık diyoruz. Yani benim fıtığım patlamış. Zaten patlamadan fıtık olmuyor. İlla çıkmış olması lazım dışarıya. Ama o çıkan miktar önemli. Ne kadar çıktığı önemli. Çok küçük bir miktar çıkmıştır. Hiçbir şeye değmiyordur. Hiç önemi yok. Bir parça çıkmıştır. Küçüktür ama oradaki siniri temas ediyordur. Sinirde ağrı yapıyordur. Önemli. Büyük çıkmıştır. Sinire baskı yapmıyordur. Hiç dokunmuyordur. Hiç önemi yok. Yani oradaki çıktığı yerdeki sinire ne kadar temas ettiği önemli bunun. Yapan o. O dışarıya çıkan fıtık sinire temas ettiyse, sinirde bir ödem oluşturduysa, hassasiyet yarattıysa o sinir boyunca ağrı hissedilir. Küçük bir fıtıktı. Ama çok zorlamadı. Sonra oradaki ödem geçti. Şikayeti kendi kendine geçebilir mesela 15 gün sonra, 20 gün sonra. Ama o biraz fazlaysa, orada temas devam ediyorsa o zaman onun tedavisini yapmak lazım. İyice oturmuşsa sinir üzerine, iyice baskı yapmışsa, çok sıkıştırmışsa siniri, sinirde çok sıkıştırmaya bağlı, hasar başlamışsa, beslenemiyor falan sinir, ondan sonra hareket kusurları başlamışsa o zaman da artık ameliyatla bunu çıkartılması lazım. Ama bu çok sık görülen bir şey değil, ameliyatlık tablo. Hocam peki bel fıtıklarında en çok hangi durumlarla karşılaşıyorsunuz? Çok sık görülen bir şey değil dediniz ya. Ya bizim karşılaştığımız hasta grubu daha çok ameliyat olması şart olmayan hastalar daha çok geliyor bize. Bunların bir kısmı doktora gitmiş ve senin ameliyat olman lazım denmiş hastalara da oluyor. Tam şart olmadan da. Ameliyat olmanın temel bir şartı var. O da sinir hasarı oluşması. Sinir hasarının oluşması da hareket kusurunun oluşması demek. Yani ayağını parmak ucuna basamıyorsa ağrıyan tarafta ya da topuğuna basamıyorsa o tarafta hareket kusuru başlamış demektir. O zaman ameliyat olmak lazım. Çünkü bu kalıcı hale gelebilir ameliyatla, onu rahatlatılmazsa. Ama bunlar yoksa, sadece ağrı varsa ilk tercih ameliyat değildir. Bütün bunları yaptık ama şikayetleri rahatlamadı. Olabilir. Motor fonksiyon kaybı da yok. O zaman artık hastanın kendi tercihine kalmış. Yani ben her şeyi yaptırdım. Bu ağrıya dayanmak istemiyorum. Ameliyat olayım diyebilir. Ama şart olması için hareket kusuru gerekiyor. Bir de idrar kaçırma başladıysa. Buna mı ileri derece fıtık diyorsunuz hocam? Ameliyat gerektiren fıtıklar bunlar. Çünkü mesela genelde sorular şöyle oluyor fıtık meselesinde. İleri derecede fıtığım var, çok ağrım var. Hoca bana ne önerir? İleri derecede fıtık çok göreceli bir şey. Mesela bu küçücük bir fıtık varsa, bunlara sebep olduysa ameliyat olmak gerekir. Çok büyük bir fıtık, o boşluğa düştü ama sinirlere dokunmuyorsa ameliyat gerekmez. İleri derece o çıkan fıtığın miktarıyla alakalıysa bu ameliyat gerektirebilir de gerektirmeyebilir de. Özeti işin, hareket kusuru yoksa hastada ameliyat şart değil. Diğer tedaviler, ameliyat öncesi tedavileri mutlaka denemek lazım bence. Biraz da nükleoplastiği açalım istiyorum bu noktada. Çünkü ameliyatsız bir çözüm. Çok da başarılı anladığım kadarıyla. Doğru, hastalarda başarılı. Dünyada ve Türkiye'de de literatürde önemli karşılığı var. Nedir nükleoplasti hocam? Doğru hastada başarılı. Şöyle, nükleoplasti dediğimiz şey, demin dedim yani bu disk yuvarlak şekilde bir lastik biçiminde. Bir de ortasında nükleus denilen o jelatin yapı var. O dışarıya kayıyor. Nükleoplasti ortadaki kısmın ısıtılarak küçültülmesi anlamına gelen bir tedavi. Nasıl yapılıyor? O diskin içine lazer elektroduyla girip ortadaki top gibi kısmı lazerle ısıtıp onun küçülmesini sağlıyoruz. Diş macunu gibi. Hafif ucundan çıkıyor. Mesela kenarından çekersin, basarsın şöyle tıp diye içeriye girer. Biraz fazla çıktıysa yaparsınız, birazı girer, hepsi girmez. O fıtıkta da aynısı oluyor. Çok çıktıysa dışarıya ne yaparsanız yap girmez. Bu işte doğru hastalarda çok etkili. Bize gelenler bu dönemde hastalar oluyor ve hakikaten faydalanıyorlar. Yani çok etkili oluyor. Peki mesela önce nükleoplasti sonra ameliyat mı? Ameliyat olmuş bir hastaya da nükleoplasti uygulanır mı? Mesela ameliyat olmuş, fıtığı tekrar etmiş. Olabilir. Hasta. Nükleoplastiyle yeniden tedaviye girebilir. Şimdi, ameliyat olan bir insanda tekrar ağrı başladıysa, fıtık ağrısı illa aynı ameliyat olduğu yerden olması gerekmiyor. Başka diğer mesela sağdan oldu, sol tarafında da olabilir bu fıtık ikincisinde. Ya da bir üst seviyeden fıtıklaşmış olur ya da bir altından da fıtıklaşmış olabilir. Yani ben ameliyat oldum, bir daha da benim ağrım olmayacak diye bir şey yok. Çünkü orada birçok disk var. Siz bu diskin bir tarafından ameliyat olmuşsunuz. O zaman şikayetiniz vardı. Şimdi başka bir yerde de olmuş olabilir ya da orada da olmuş olabilir. O çıkartılmış kısmın üzerine tekrar içeriden parça gitmiş olabilir. Bu
çıkan parçanın yine büyüklüğüyle alakalı. Bazılarında hakikaten çok etkili. Çok fazla dışarıda değilse çok etkili. Biraz çıkmışsa yine etkili. Çünkü oradaki birazcık bile içeriye girse sinirin üstündeki baskıyı azaltıyor. Burada amaç diskin sinirin üzerinde yaptığı baskıyı azaltmak. Çünkü ağrı yapan o sinirin sıkışması. Sinir sıkıştığı sürece ağrı şikayetleri başlıyor. Bu sinirin üzerindeki baskıyı azaltırsanız diskin oradan çıkartılıp alınmasına da gerek yok. Sadece o diskin baskısını azaltmak amaç burada. O zaman rahatlıyor. Mesela şöyle oluyor. Kişi hem bel hem boyun fıtığı ameliyatı olmuş. Tekrar nüksetmiş aynı yerden. Aynı şekilde geçerli nükleoplasti uygulamaları değil mi? Diskin büyüklüğüyle orantılı olarak böyle bir tedavi yapılabilir. Birkaç noktada birden aynı anda olan fıtıklarda ne yapıyorsunuz? Orada nükleoplasti oluyor mu? Yoksa bazılarını mı rahatlatıp sonra devam ediyorsunuz? Bu tek bir yerden yapılacak diye bir şey yok. Gerekli olan her seviyeden yapılabilir. Aynı anda 3 yerden de yapılabilir ya da tek yerden de yapılabilir. Disklerle alakalı, yani ne kadar ihtiyaç olduğuyla alakalı, ne kadar etkili olacağını sizin tahmininizle alakalı bir şey. Tek yerden yapılacak diye bir şey yok. Yani ihtiyaç varsa 4'üne de 3'üne de yapılabilir. Fıtık ameliyatlarında biraz acı ve ağrı konusunda hastaların hassasiyetleri var ama zannediyorum ki nükleoplastide acı ve ağrı yok. İğne batıyor oraya. Bu iğne kalın bir büyük bir iğne değil ve orayı uyuşturarak yapıyoruz. Sonuçta yani hastalar bir de sakinleştirici ilaç yapıyoruz orada. Yani öyle bir ortam oluyor aslında. Hastanın o iğnenin rahatsızlığını hissedeceği bir ortam olmuyor. Burada bir uyarı almak istiyorum sizden. Özellikle boyun fıtığı gençlerde, aktif çalışanlarda çok fazla oluyor. Yani kendimize tamam tedaviler çok önemli ama hastalığa yakalanmamak için yapmamız gereken koruma yolları ve yöntemleri de çok kıymetli. Bu hastalığa yakalanmamak için neler önerirsiniz hocam? Fıtık ya, olmasın gençler. Aslında boyun fıtığı genç kesimde daha çok görülüyor. Bel fıtığı da orta yaşlarda daha fazla görülüyor. Buradaki boyun fıtığındaki sıkıntı boyun pozisyonlarıyla alakalı. Yani mesela devamlı şu pozisyonda durmak ya da işte herhangi bir darbe almak, işte hep bilgisayar başında olmak, bu boyundaki sadece fıtık da değil aslında. Bu pozisyonlar hem bu kasların çok kullanılmasına sebep oluyor, hem boyundaki eklemlerin zorlanmasına sebep oluyor, kireçlenmelere sebep oluyor. Boyun hareketleri normalde dik durduğunuz zaman en az yük biniyor ama şu harekette oraya bölgeye binen yükü arttırıyorsunuz. Tabii bunların hepsi geçerli sebepler. Bel için de geçerli başka bir sebep var ki bu çok önemli. Çevresindeki kasların kuvvetli olması. Yani bel için mesela karın ve sırt kaslarının, boyun için boyun sırt kaslarının güçlü olması. Ne kadar güçlüyse bu şikayetler o kadar az ortaya çıkıyor. O zaman düzenli spor. Yani tabii o ağrısı olmayan insanlar için tabii bunlar ağır. Yani fıtığı varsa şimdi yapmasına gerek yok tabii de. Öncesinde bu kaslar ne kadar güçlüyse o kadar az görülen şikayet bu. Peki ya bir de yaşlılar var. Özellikle kireçlenme sorunuyla çok uğraşıyorlar. Bu dertten çok muzdaripler. Çok ağrıları oluyor. Hareket dahi edemiyorlar. Onlara ne tavsiye edersiniz? Orada nasıl bir tedavi öngörüyorsunuz? Kireçlenme ağrıları farklı tabii bu fıtık. Yani aslında ikisi de belde oluyor ama bel ağrılarının tek sebebi fıtık değil. Aslında bel ağrılarının %10'u falan fıtıktan oluyor aşağı yukarı. Burada beldeki ağrıların temel sebebi kireçlenmeler ya da bu diskin fıtıklaşmadan şeklinin bozulması. Dejenerasyon, disk dejenerasyonu da ağrı yapıyor. Mesela oturduğu yerden sandalyeden kalkarken belim ağrıdı. Öne eğilirken belim ağrıyor. Bunlar o diskin şeklinin bozulmasından kaynaklanan ağrılar. Normalde diskler ağrısızdır. Yani herkes de ağrısızdır. Çünkü içinde sinir yoktur onların. Ama şekli bozulmaya başlayınca diskler bu ağacın kökü gibi diskin içine sinirler girmeye başlıyor. O da ağrıya sebep oluyor şekil bozukluğunda. Böyle bir tabloda diskin içindeki sinirlerin radyo dalgalarıyla bizim yakılma işlemi var. Anüloplasti diyoruz. Onu yapıyoruz. Kireçlenme bambaşka bir şey. Kireçlenme de omurgalardaki küçük eklemlerin şeklinin bozulması. Aslında öyle musluk ağzına kireç oturur gibi bir şey yok. Yani öyle oraya biraz da kireç çözücü koyalım da onlar geçsin, pırıl pırıl olsun. Böyle bir tedavi değil bu. Keşke olsa öyle bir şey. Çözücüsü olsa tekrar fabrika ayarlarıma geri döndüm. Kireçlenme eklemin şeklinin bozulması demek. Aynı dizde nasıl oluyor? Dizde normalde bir iki tane kemik var. Etrafında kıkırdakları var. Arasında sıvı var. Önce sıvının o kayganlığı bozuluyor. Sonra eklemler birbirine yaklaşıyor. Kıkırdaklar birbirine değmeye başlıyor. Ondan sonra kıkırdaklar eriyor. Kemik birbirine değmeye başlıyor falan. Aynı şey beldeki eklemlerde oluyor. Buna kireçlenme deniyor. Aslında kireç falan diye bir şey yok orada. Ve bunun geri dönüşü de yok. Açıldığı zaman ilerliyor. Dizde ilerlediği zaman protez takılıyor. Büyük eklem olduğu için çıkartıyor. Yerine protez koyuyorlar. Çok da iyi oluyor. Bu beldekiler böyle parmak eklemi gibi küçük eklemler. Bunların değiştirilmesi, protez takılması diye bir şey olmuyor. Geri de dönüşü yok. Devamlı ağrı yapıyor. O zaman o eklemlerde ağrı yapan sinirleri radyo dalgalarıyla uyarıyoruz, yakıyoruz. Duyarsız hale getiriyoruz. O zaman o ağrılar geçiyor. Bir sakıncası da yok. Yani başka fonksiyonu yok çünkü o sinirlerin sadece ağrı iletiyor. O siniri ortadan kaldırınca bel rahatlıyor. Boyunda da aynı şey. Boyun eklemlerinde de, boyun kireçlenmelerinde de aynı şeyi yapıyoruz. Boyun ağrıları da
kolda olmayan, ensede, boyunda, hafif sırta inen veya buradan mesela başa doğru gelen ağrılar özellikle belli pozisyonlarda olan insanlarda bu şekilde tedavi edilebiliyor. Omurgamız, kemik sistemimiz, onu ne kadar koruyabilirsek, nasıl sağlıklı bakarsak o kadar hani yaşlanmayı geciktiriyoruz gibi bir anlam çıkardım. Doğru. Yani hayat kalitesini kötüleştiren şeyler bunlar. Yani istediğiniz kadar sağlıklı olun. Her ayağa kalktığınızda, yürürken, yatarken, sağa sola dönerken ağrı varsa rezalet yani bu. Bel fıtığına, boyun fıtığına tutulmamak için, daha güzel yaşlanmak için ne önerirsiniz? Bunları yapın. Bel fıtığına, kireçlenmeye, boyun fıtığına yakalanmayın. Bir numara. Kilo almayın. Her şeyin başı bu. Diz içinde bu, bel içinde. Çünkü bu vücudun taşıyacağı bir normal yük var. Bunun için yaratılmış. Üzerine konulan her yük buradaki ağırlığı arttırıyor. Eklemlere olan baskıyı arttırıyor. Mesela 10 kilo fazla varsa düşün, sırtına 10 kilo yük alıp insan ne kadar taşıyabilir bunu? Bu hayatı boyunca taşıyor. 20 kilo ise 20 kilo taşıyor fazlasında. Kilo almamak lazım. Ve mümkün olunca verebilmek lazım. Bir. İkincisi, demin de söylediğim gibi kasların kuvvetli olması bu riski azaltan bir faktör. Karın kasları, sırt kasları. Bir üçüncüsü tabii o bir alışkanlık meselesi. Çoğumuzda da o alışkanlık yok. Bir şeyi kaldırırken yerden eğilerek kaldırmamak lazım. Şöyle eğilip kaldırmayacaksınız. Çömelerek bacaklarınızla kaldıracaksınız. Squat'a oturur gibi mi? Evet. Bu zor bir şey belki. Alışkanlık yok ama sebebi de şu. Yani eğilirken bel şu hale geliyor. Bel bu hale gelirken o omurgalar da bu hale geliyor. Yani bu diskleri sıkıştırır. Halbuki belin hep düz olması lazım. Yani yük binmemesi için tam düz olması lazım ki kaldırırken de yük düz kalacak. Yani bu kaldırırken oraya yük verdiğiniz zaman bu basınç tık diye bastırıyor. Eğilmekten çok o sırada yüklendiğiniz zaman orada basınç biniyor orada. Kaslar birbirini sıkıştırıyor. Fıtıklaşmaya sebep oluyor. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Keyifli bilgilerdi. Efendim sizlere teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Algoloji uzmanı Profesör Doktor Alp Yentür hocayla birlikteydik. Ağrılarımızı konuştuk. Bel ve boyun fıtığını konuştuk ve ameliyatsız çözümlere de değindik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.